Evet, Osmanlı duraklama dönemindeyiz. Tekrarlarımızda Osmanlı duraklama döneminde. Artık başlıyoruz arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Kızıl Elma Seddi olarak ifade edilen şehir. Bu şehir Osmanlı Devleti'nin iki defa kuşatıp alamadığı şehir Viyana. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kızıl Elma Seddi. Evet, ordunun başında sefere çıkan son padişah, harp eserleri günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı İkinci Mustafa'dır. İkinci Mustafa, Osmanlı Devleti'nin hem duraklama dönemi padişahı hem de aynı zamanda gerileme dönemi padişahı olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Mustafa. Vakai Vakvakiye. Bu Vakai Vakvakiye dediğimiz ne arkadaşlar? Vakai Vakvakiye Osmanlı Devleti'nde 4. Mehmet döneminde Yeniçeriler ayaklanıyor ve saraydan bazı devlet adamlarının listesini istiyor. Bunları diyor bize vereceksin diyor. 4. Mehmet de diyor ki oğlum bunlar çok kaliteli adam falan. Vereceksin bize. Vallahi sen de arada gidersin bak diyorlar. Bunun üzerine 4. Mehmet saraydan bu devlet adamlarını çıkarıyor. Yeniçeriler bu devlet adamlarını öldürüyorlar. Ardından da ayaklarından çınarlar asıyorlar. Olaya ondan dolayı da çınar olayı deniliyor. Peki bu vakvak nereden geliyor? Mitolojide bir ağaç var, vakvak ağacı. Meyvesi insan veriyormuş. İnsanlar ağaçlara asınca sanki ağacın meyvesi insan veriyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da olaya vakvak olayı denilmiş arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde çıkan Yeniçeri isyanı. Yeniçeri artık istediğini alıyor. Bahçesaray ya da Çehrin Anlaşması. Önemli bir anlaşma. Dikkat edelim. Hangi açıdan önemli? Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmış ilk resmi anlaşmadır. Osmanlı'nın duraklama döneminde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmış ilk resmi anlaşma Bahçesaray ya da Çehrin Anlaşması'dır. Çehrin Seferi sonucunda imzalanmış bir anlaşma. Devam ediyorum. Zitvatorok Anlaşması. Şimdi malum Osmanlı Devleti Avusturya ile bir Haçova Savaşı yaptı. Haçova Meydan Savaşı. Bu savaşı zar zor kazandı. İlerleyen dönemlerde devam eden Avusturya-Osmanlı mücadeleleri sonucunda 1. Ahmet döneminde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Zitvatorok Anlaşması yapılıyor. Bu anlaşmaya göre Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek. Ancak Avusturya'nın her yıl verdiği vergi artık kaldırılıyor. Yani Avusturya Osmanlı'ya artık vergi vermeyecek. Anlaşmanın çok önemli bir noktası da şu: Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına denk sayılacak. Peki 1533'te Avusturya ile yapılan anlaşmada ne diyordu? Osmanlı Devleti'nin sadrazamı Avusturya'nın kralına eşitti. Şimdi Osmanlı'nın padişahına yani 1. Ahmet'e eşit. Bu yönüyle Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki üstünlüğünü sona erdiren anlaşmadır. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Artık vergi maddesi de bu anlaşmada kalkıyor. Evet, Zitvatorok Anlaşması bu. Ferhatpaşa Anlaşması. 3. Murat döneminde İran'la yapılan bir anlaşma. Önemi nedir diye soracak olursanız, doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır Ferhatpaşa Anlaşması. Evet. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhatpaşa Anlaşması. Devam ediyorum. Bucaş Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la yaptığı anlaşma. 4. Mehmet döneminde önemi nedir diye soracak olursanız, önemi şu arkadaşlar: Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş Anlaşması. Devam ediyorum. Karlofça Anlaşması'nın garantörü ve aracıları. Karlofça Anlaşması'nın garantörü olan, yani anlaşmayı herhangi bir şekilde taraflardan birisi bozarsa onun yanında savaşa gir, onun karşısında savaşa girecek olan devlet. Garantör bu demek. Yani anlaşmayı garanti eden devlet Avusturya. Anlaşmaya arabuluculuk yapan iki tane devlet var: Hollanda ve İngiltere. Bir de hemen yanında bir soru görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'ne karşı Viyana bozgunundan sonra oluşan Kutsal İttifak. Bu Kutsal İttifak 5 tane devletten oluşuyor: Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan ve Malta. Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan, Malta arkadaşlar Osmanlı'ya karşı oluşan Kutsal İttifak'ın devletleri oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Kuyucu Murat Paşa, adamım, direkt. Birinci Ahmet, baba diyor Kuyucu Murat'a, sadrazam. Çok da yaşlı aslında, 80'li yaşlarda. Çok da yaşlı. Diyor ki baba diyor, Anadolu'da bu Celali eşkıyası mahvetti bizi diyor ya. Vallahi mahvetti diyor. Anadolu elimizden çıktı çıkacak diyor. Bunun üzerine Kuyucu Murat Paşa da diyor ki hallederiz padişahım diyor. Anadolu'ya ne beklersiniz böyle bir adamdan? Ya Anadolu'ya ordu gönderir,
İşte ondan sonra isyanı bastırın falan. Öyle olmuyor işte. Ne yapıyor? Bizzat ordunun başında sefere çıkıyor. Kılıcını alıyor ilk önce sağa, ondan sonra sola, ondan sonra ortaya. Yürüyün diyor. Yeniçerilere diyor ki, biz yürürüz de diyor Yeniçeri. Allah diyor, dayı diyor, sen yürür müsün diyor içinden. Yaş gelmiş 80'e diyor, yolda falan kalma diyor, istop etme diyor. Kuyucu Murat Paşa tabi bıyık altından gülüyor. Bir çıkıyor Anadolu'ya. Anadolu'ya çıktığı zaman adam 10 saat, 11 saat atın üstünde kalıyor. Yok. Yeniçeri'ye diyor, gençler yoruldunuz mu diyor. Yeniçeri'nin dili dışarıya çıkmış. Adam öyle bir adam. Ardından da Celali Eşkıyası'na karşılaşıyor. Can Bulatoğlu'dur, Karayazı'dır, tak 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 götürüyor. Ardından da kelleleri koyuyor. Şöyle kuyu gibi bir yer buluyor. Kuyu alıyor, bir atıyor kelle, hop basket. Bir daha atıyor, bir daha basket. Şuradan yine atıyor basket, buradan atıyor basket, buradan atıyor basket derken kendisini uydudan Amerika izliyormuş. NBA'den Los Angeles Lakers takımından teklif geliyor. Gel abi bizde oyna diye. Kuyucu Murat Paşa diyor ki, arkadaşlar teşekkür ederim diyor, nazikane teklifiniz için diyor. Ben diyor kariyerimi diyor Osmanlı'da devam ettirmek istiyorum diyor. Tabii benim bu söylediklerimin hangisi doğru? Hiçbirisi doğru değil. Şunu söyleyeyim size. Sadece burada Kuyucu Murat Paşa'ya kuyucu denilmesinin nedeni öldürdüğü Celalileri kuyuya attırması değildir. Gençliğinde İran'la yapılan bir savaşta kuyuya düşüyor atıyla beraber. Onu kuyudan çıkarıyorlar, esir alıyorlar. Ondan dolayı kendisine Kuyucu Murat Paşa deniliyor. Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet de özel döneminde özellikle Anadolu'daki Celali isyanlarını bastırıyor. Anadolu'ya huzur ve güvenliği getiriyor. Bu yönüyle önemlidir. Ülkede ciddi bir otorite sağlıyor. Anadolu eğer elimizden o dönemde kopup çıkmadıysa bunda en önemli faktörlerden bir tanesi de Kuyucu Murat Paşa'dır. Devam ediyorum arkadaşlar. Duraklama dönemi ıslahçılara. Şimdi başlayalım. 1. Ahmet döneminde özellikle dikkat ediyorsanız siz Kuyucu Murat Paşa. Ardından geliyoruz arkadaşlar bu dönemde. Ardından Genç Osman. Önemli ıslahçı. Ancak kendisi ne oluyor Genç Osman? Yeniçeriler tarafından şehit edilen, öldürülen ilk Osmanlı padişahı oluyor. Ardından bakıyoruz arkadaşlar biz 4. Murat. 4. Murat hem Anadolu'da hem Yeniçeriler arasında otoriteyi sağlıyor. Ki bununla ilgili zaten 4. Murat'ın yaptığı önemli ıslahatlarla ilgili konuşacağız. Baktığımız zaman biz Osmanlı'da ilk Şeyhülislam katli onun döneminde olmuştur. Gene gece sokağa çıkma, içki, tütün, bu kahvehane, meyhane gibi yerleri yasaklıyor. İstanbul'da otoriteyi sağlıyor. Orduyu disiplin altına alıyor. Devletin bozulmasının nedenleriyle ilgili de rapor hazırlattırıyor ki bunu Koçu Bey hazırlattırıyor. Bunu da söyleyeceğiz arkadaşlar. 4. Murat'tan sonra Sultan İbrahim döneminde Kemankeş Mustafa Paşa'nın özellikle baktığımız zaman biz maliyeyi düzeltmeye yönelik ıslahatları var. Ardından geliyoruz Tarhunca Ahmet Paşa. Tarhunca Ahmet Paşa malum Osmanlı Devleti'nde denk bütçe çalışması yapıyor. Gelirlerle giderleri denkleştirmeye çalışıyor. Ancak sarayda bazı çıkar çevrelerinin tepkisine neden olduğu için kendisi idam ediliyor. Geliyorum arkadaşlar bundan sonra Köprülüler dönemine geçiyoruz ki Köprülü Mehmet Paşa. Osmanlı Devleti'ne duraklama döneminde yükselme dönemini yaşatan özellikle ünlü ıslahatçı. Geçiyorum arkadaşlar Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ki Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur. Kendisi Girit'i alan, Uyvar'ı alan, Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü dedirten Osmanlı sadrazamıdır. Ve son olarak da özellikle amcazade Hüseyin Paşa, donanmayı iyileştiren, Osmanlı ordusunu disiplin altına alan, özellikle Osmanlı Devleti'nde resmi belgelere tarihe atılması gibi birçok yeniliğe imza atan önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Evet, amcazade Hüseyin Paşa. Devam edelim arkadaşlar. Duraklama dönemi ıslahatçıları bunlar. Duraklama döneminde Osmanlı topraklarında yatay hareketliliğe, nedir yatay hareketlilik? Bir topluluğun farklı nedenlerden dolayı başka bir bölgeye göç etmesidir. Buna yatay hareketlilik denir. Yatay hareketliliğe neden olan gelişme Celali isyanlarıdır arkadaşlar. Duraklama döneminde dikkat ediyoruz buna. Celali isyanları. Evet. Gelibolu Ali'nin Türk İslam aleminde yetişen büyük hattatlar ve onların eserlerinden bahsettiği 3. Murat'a ithaf ettiği eseri Menakibi Hünerveran. Ne demek bu? Hünerli insanların yani sanatkarların bir bakıma hikayeleri anlamına geliyor. Gelibolu Ali çok önemli bir şahsiyet arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda bir tarihçi. Künhül Ahbar diye de eseri var. Tarih eseri var.
Dikkat edelim. Menakib-i Hünerveran da gene kendisine ait bir eser. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada spesifik bir soru. Arkadaşlar bakın, bu tarz sorular ÖSYM soruyor mu? Evet, belki sormuyor. Binde bir, yüz binde bir belki böyle bir soru gelecek. Ancak ne olursa olsun, böyle bir soru geldiğinde belki bir milyonda bir kişi yapabilecek. Onun için de dikkat edelim. Bir de ilginç bir şey. İngiliz kraliçesi Elizabeth'in gönderdiği orgu sarayda kurdurarak dinleyen Osmanlı padişahı 3. Mehmet arkadaşlar. 3. Mehmet. Yani sancaktan tahta çıkan son Osmanlı padişahı. Devam ediyorum. Osmanlı duraklama döneminde İran'la yapılan anlaşmalara gelelim. Hemen şöyle söylüyorum arkadaşlar. Bakın sırayla söylüyorum. Ferhat Paşa Anlaşması, Nasuh Paşa Anlaşması, ardından Serav Anlaşması ve en son duraklama döneminde Kasr-ı Şirin Anlaşması. 4 tane anlaşmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav ve Kasr-ı Şirin Anlaşması. Birinci Kasr-ı Şirin Anlaşması ile Osmanlı-İran sınırı büyük ölçüde çizilecektir. Bu daha sonra gerileme döneminde tadil edilecektir Kardene Anlaşması olarak. Osmanlı-İran sınırını hemen hemen günümüze yakın bir şekilde çizecektir. Devam ediyorum. Campanella. Evet, bu adam kim? Bu adam İtalya'da yaşamış. Çok baskılar görmüş. İşte düşüncelerinden dolayı hapse atılmış bir adam. Osmanlı Devleti'ne, hatta kendisinin Güneş Ülkesi diye eseri var. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet döneminde yazdığı, bir özellikle yazıda diyor ki, madem ki diyor Osmanlı gibi adil, Osmanlı adaletine sahip Türkler var, neden bir gün diyor benim şu diyor Güneş Ülkem diyor gerçek olmasın diyor. Yani Osmanlı Devleti gibi bir devletin diyor bu Güneş Ülkesi diye bir ülke, benim Ütopya'mda kurduğum ülkeye benzeyen bir şey diyor. Böyle adil bir ülke varsa dünyada diyor, demek ki benim Güneş Ülkem'de diyor bir ütopya, bir hayal değil diyor. Osmanlı adaletini de bu şekilde itiraf ediyor arkadaşlar. Bu da önemli. Avrupa ile Osmanlı'yı birleştiren. Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündüğü sefer. Arkadaşlar bu soruyu özellikle kaldırmadım. Sebebi de şu. Çünkü ben bunu hazırladığımda, bunu slide'ı hazırladığımda daha bu soru çıkmamıştı. Yani şu soruyu hazırladığımda daha çıkmamıştı. Bu soru sınavda geldi. Onun için hatırasında yaşatalım dedik. Ne olur ne olmaz. Bir de bakarsınız arkadaşlar. KPSS lisansta gelen bir soru. Bir bakarsınız KPSS ön lisansta gelir. KPSS lisede gelir. Ya da gelir bakarsınız siz YKS'de gelir, AYT'de gelir. Belli olmuyor bu işlere. Kardeşlerimizin hepsine yardımcı olmak amacıyla da bu soruyu kaldırmadım. Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündüğü sefer, Hotin Seferi, Leistan üzerine çıkılan sefer. Yeniçerilerin gevşekliği yüzünden ne yazık ki ciddi anlamda başarılı olamıyor. Şimdi burada genelde Genç Osman'a ithaf edilen bazı şeyler var. Başkenti Anadolu'ya taşıma, kılık kıyafeti değiştirme, tek eşli evlilik, Türklerden oluşan bir ordu kurma gibi arkadaşlar girişimler. Genç Osman'a ithaf ediliyor. Her ne kadar bilimsel tarihçiler bunu kabul etmese de bizim KPSS konuları içerisinde yer aldığı için ne diyoruz biz? Genç Osman diyoruz. Genç Osman'a ait bazı düşünceler bunlar. Devam ediyorum. Koçi Bey Risalesi. Koçi Bey Risalesi nedir? Koçi Bey Risalesi devletin bozulmasının nedenleriyle ilgili. Koçi Bey 4. Murat'a bir rapor sunuyor. Bu raporu 4. Murat ne yazık ki çok genç yaşta vefat ettiği için uygulamıyor. Ardından Sultan İbrahim'e de sundu. Ancak Sultan İbrahim de arkadaşlar malum saltanatı kısa sürdü. Kendisi tahttan indirildi, ardından da boğduruldu. Dolayısıyla da raporun uygulanma şansı olmadı. 4. Murat'a ve aynı zamanda Sultan İbrahim'e sunulan rapor diyorum. Devam ediyorum. Büyük Kaçkun. Evet. Şimdi gelelim. Büyük Kaçkun tabiri Osmanlı Devleti'nde ne için kullanılıyor? Osmanlı Devleti'nde Celali isyanları çıkınca, artık eşkıya halkın canına, malına, namusuna kastedince Anadolu'daki halk artık köylerde huzur bulamıyor. Üretim yapamıyor. Karnını doyuramıyor. Güvenliğini sağlayamıyor. Bundan dolayı da köyden kente göç etmeye başlıyor. Köyden kente göç etmesi olayına büyük kaçkun diyoruz biz. Celali isyanları ile ilgili kullanılan bir terimdir. Dikkat edelim arkadaşlar. Bir yatay hareketliliğin göstergesi. Evet.
Devam edelim. Duraklama dönemi ıslahatlarının genel özellikleri. Şimdi gelelim buraya. Tane tane söylüyoruz arkadaşlar. Birincisi, duraklama döneminde yapılan ıslahatlarda Avrupa'nın gerisinde kalındığı anlaşılmadığı için Avrupa etkisi yoktur. Bu bir. İkincisi, ıslahatlar genelde orduyu, maliyeyi ve bozulan merkezi otoriteyi düzeltmek amacıyla yapılmıştır. Üçüncüsü, ıslahatlarda genelde padişahlar ve devlet adamları yapmıştır. Biraz önce söylemiştik duraklama dönemi ıslahatçılarına. Halkın bir isteği var mı? Yok. Desteği var mı? Yok. Kösteği var mı? O da yok. Halka diyor ki ıslahat yapalım mı? Yapmayalım mı? Yapalım mı yapmayalım mı? Öyle olur mu? Halkın bir etkisi yok. Dördüncüsü ya da beşincisi diyelim arkadaşlar. Islahatlara baktığımız zaman biz ıslahatlar kişilere bağlı kalıyor. Devlet politikası haline gelemiyor. Yani kişiler kendi çabalarıyla padişahlar, devlet adamları ıslahat yapıyorlar ama bu bir devlet politikası haline gelemiyor. Islahatlar düşünce aşamasında kalıyor. Uygulamaya geçemiyor. Gene başka bir özelliği bu ıslahatların arkadaşlar. Bu ıslahatlarda genelde baskı ve şiddet yöntemi benimsenmiş. Adam isyan mı ediyor? Vur kafasına. Adam artistlik mi yapıyor? Çatlat. Bu şekilde. Böyle başarılı olur mu? Şiddetle hiçbir şeyi çözebilir miyiz arkadaşlar? Çözemeyiz. Ondan dolayı da ıslahatlar başarılı olamıyor. Bir başka ıslahatların önemli özelliği. Bu dönemde yapılan ıslahatlar gelenekçidir. Bakın gelenekçi diyorum. Kanuni dönemi kurumları, Fatih dönemi kurumları örnek alınmaya çalışılıyor. Halbuki dönem değişmiş. Islahatların bir başka özelliği ise ıslahatlar belli çıkar çevrelerinin tepkisinden dolayı devamlı olamıyor, çabuk ortadan kalkıyor. Bu çıkar çevreleri kimler? Yeniçeri, ulema, saraydaki bazı nüfuzlu özellikle ağaların yüzünden ıslahatlar gereken başarıya ulaşamıyor arkadaşlar. Evet, 17. yüzyıl yani duraklama dönemi ıslahatlarının genel özellikleri bunlar. Şimdi arkadaşlar duraklama döneminin tekrarını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki tekrarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.